Şah İsmail Hatayi. Şah İsmail'in 6. atası, merkezi Erdebil'de bulunan Safevi Sufi mezhebinin kurucusu 1252-1334. Yıllarda yaşamış Şeyh Safiyaddin İshak'tır. Bir sıra Safevi kaynak, Safevi atalarının tarihini, 11. yüzyılda yaşadığına inanılan Şeyh Safiyaddin'in 7. atası Firuz Hah Zarrinkulah'a atfeder ve onun 7. Şii imamı Musa el Kazım'ın soyundan geldiğini belirtir. Ancak araştırmalar, Firuz Şahi İmam Musa el Kazım aracılığıyla peygamberlerin ve imamların torunlarına bağlama girişiminin Safevi hanedanının iktidara geldikten sonraki meşruiyetini haklı çıkarmayı amaçladığını ileri sürdü. Tarih yazımı, Safevi atalarını Türk olmayan entolarla ilişkilendirmek için bazı girişimlerde bulundu. Firuz Şahin Güney Arabistan'dan, yani Yemen'den veya Kürdistan'dan ve hatta Fars eyaletinden Azerbaycan'ın Erdebil bölgesine taşındığını iddia etti. Bununla birlikte, araştırma derinleştikçe, bir sıra yerli ve yabancı bilim insanı, Safevi atalarının Türk kökenli olduğunu reddedilemez kanıtlarla kanıtladı. Safevi hanedanının kökleri Azerbaycanlı ailelerden gelmektedir ve Şeyh Safi'nin kendisi, İran vilayetlerinde bile gençliğinden, birçok ortaçağ kaynağında Türk'ün oğlu olarak bilinen Türk Piri olarak defalarca bahsedilmiştir. Safevi hanedanının Türkmen kökenli olduğuna dikkat çeken Barthold demiş ki, Erdebil şeyhleri şüphesiz Türk kökenlidir, Farsça değil. İp Petruşevski de Safevi hanedanının aslen Güney Azerbaycan Erdebil'den olduğunu, Safevi Sufi, Derviş mezhebinin kalıtsal şeyhler olduğunu yazarak, Erdebil'de yaşayan ilk Safevi şeyhlerinin, ana dillerinin Azerbaycan olduğunu, sözlerine ekledi. Fransız Sufizm araştırmacısı Massignon, Safevi mezhebinin, Sühreverdiye Derviş tarikatının Azerbaycan kolu olduğunu yazıyor. Şah İsmail Safevi, 17 Temmuz 1487'de nüfuzlu bir Azerbaycanlı ailede dünyaya geldi. Babası tarafında Şeyh Safiyaddin'in soyundan geliyordu. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar, dedesi Şeyh Cüneyd'dir. Annesi Alemşah Beyim, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı ve Sultan Yavub'un kız kardeşidir. Şah İsmail'in 25. dedesi Abu Gasim Hamza ve 15. dedesi Gizilburg Firuz'un mezarları halen Erdebil yakınlarındaki Şeyh Kahralan köyünde duruyor. Yerliler bu mezarları türbe olarak görüyor. 9 Temmuz 1488'de Tabasaran'da Şirvanşah'ın ordusuyla yapılan savaşta Kızılbaşlar mağlup edildi. Şeyh Haydar öldürüldü. Ölümünden sonra İsmail, annesi ve kardeşleri Sultan Ali ve İbrahim ile birlikte Sultan Yavuz tarafından önce Akdamar Kalesi'nde ve ardından 5 yıl kaldığı Şiraz yakınlarındaki Istakhr Kalesi'nde tutuklandı. Bir süre sonra Uzun Hasan'ın torunu Sultan Rustam, Safevileri onlardan yararlanmak için serbest bıraktı ve Sultan Ali'yi bağımsız hükümdar olarak Erdebil'e döndürdü. Şeyh Haydar'ın en büyük oğlu Sultan Ali babasının işine devam etti ve ölmeden önce kardeşi İsmail'i şeyhlik mevkiine atandı. Sultan Ali ve Sultan Rüstem'in birleşik kuvvetleri 1493'te Baysungur'u yenilgiye uğrattı. Geri çekilmek isteyen Sultan Baysungur, savaşta öldürüldü. Sultan Rustam ana rakibini yendikten sonra Safevilere karşı politikasını değiştirdi. Şeyh Sultan Ali, Erdebil yakınlarındaki Şaması Savaşı'nda yenildi ve öldürüldü. Şeyh'in ölümünden sonra Sufiler, İsmail ve kardeşi İbrahim'in Erdebil'de saklanmasına yardım ettiler. Onlardan sonra Haydar'ın oğullarını mutlaka ele geçirip yok etmeleri talimatı verilen Eyba Sultan'ın birlikleri şehre girdi. İsmail'in annesi, Alemşah Bey'in onları ilk sakladığı Şeyh Safiyaddin'in türbesini terk ederek Safevi müritlerinden Gazi Ahmet Kakuli'nin evine taşınarak 3 gün orada kaldı. 7 yaşındaki çocuk, Kıhancan adında bir kadının bakımı altına alındı. Kızılbaşlar, Şeyh İsmail'i ve kardeşi İbrahim'i Erdebil'de sakladıktan sonra onları Rasta, ardından da Hicana ve Gilan'ın Biyepiş vilayeti Garkiya Mirza Ali'ye getirdi. Tanınmış bir alim olan Sıhhamsaddin Dahici'yi İsmail ve kardeşinin hocası olarak Arapça ve Farsça öğretmek ve Kur'an okumak üzere atadı. Şeyh Haydar'ın 13 yaşındaki oğlu Ağustos 1499'da Lahican'dan Erdebil'e gittiğinde kendisine yakın 7 kişi eşlik etti. Hüseyin Bey Lala Şamlı, Abdülali Bey Dada, Kıhadim Bey Kululafa, Rustam Bey Beramanlı, Bayram Bey Beramanlı, İlyas Bey Kulunuslu ve Garapiri Bey Gacar. Deylam'dan geçerler ve Tarom'a gelirler. Duraklarda İsmail'in grubuna, Rum ve Sam aşiretlerinden destekçiler katıldı. 1500 kişilik Kızılbaş kuvvetleri Tarom'da teftiş edildi. Oradan, Kızılbaşlar Erdebil'in güneybatısındaki Kıhalkal'a ilerlediler ve kişi geçirmek için Hazar Denizi yakınlarındaki Arşivan'a geldi. 1500 baharında Şeyh İsmail, Arşivan'dan Araz Nehri'nin kuzeyindeki dağlık bölgeye, Gölçe Gölü'nün güney kıyılarına taşındı. Burada Araslı ve Zulgadar kabileleri Kızılbaş'a katıldı. İsmail Çukursadi'yi geçtikten sonra Dokekeozulam denen yere geldi.
Burada, Küçük Asya'da bir grup Kızılbaş'a liderlik eden Çingene İlyas da ona katıldı. İsmail daha sonra müfrezesiyle Küçük Asya'ya taşındı ve Ustajlı kabilesinin yaşadığı Minbol Yaylası'na geldi. Tarcan topraklarındaki Kazman ve Sarıgaya Yaylası üzerinden Erzincan'a ulaştı. Şeyh İsmail Azerbaycan'dan Küçük Asya'ya geçmeden önce Şamlı, Rum, Üstajlı, Zülkadar, Kaçar, Tekeli, Afşar, Varsa kabilelerinden ve Karabağ Sufileri dahil 7000 gaziler toplandı. Erzincan'da Kızılbaş Büyükleri toplantısında askeri harekatın yönü tartışıldı. Bazıları, önümüzdeki kişi Erzincan'da geçirip ek kuvvetlerin gelmesini bekleyecek, baharda Azerbaycan ve Alvan'a karşı yürüyüş yapacak, diğerleri gelecek kış Gürcistan'da cihat yapacak, bazıları ise cihat yapacak yeterli güçleri olmadığını savundu. Çukursa'da gitmeyi ve kişi orada geçirmeyi teklif etti. Ancak bu önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. Şirvanşah Faruk Yaşar'a yöneltilmesine karar verildi. İsmail emirlerinin Gürcistan'a ve bugünkü Ermenistan'a birkaç seferlerinden sonra, 1500. yılda Faruk Yaşar'a 7000 kızılbaş ile saldırdı. Abidin Bey Davacı Şamlı, Hüseyin Bey Lala Şamlı, Muhammed Bey Ustajlı, Ahmet Bey Ustajlı, Bayram Bey Garamanlı, Kılınç Bey Garamanlı, Garaca İlyas Bayburtlu, İlyas Bey Hunuslu, Sultan Sah Bey Afşar, Dana Bey Afşar, Halil Bey Mohtar, Hüseyin Bey Süfraki Afşar, Piri Bey Parvanaçı Afşar, Lela Muhammed Takalı, Bakır Bey Çağrılı, Piri Bey Bajar, Salman Bey Hazin Zulgadarlı savaşan Kızılbaşlar arasındaydı. Şah İsmail, Şirvanlı birinden Faruk Yasar'ın İsmail'e babasının kaderinin kendisine geleceğini söylediği bilgisini aldı. İsmail halktan Şirvan Şah'ın yaklaştığını duyduğunu ve savaşa hazırlanmak için Şamahı'dan ayrıldığını öğrendi ve iyi tahkim edilmiş Kabala Kalesi'ne gittiğini öğrendi. Bu nedenle İsmail, Şamahı'yı ele geçirmeye karar verdi. Nüfusun şehirden kaçmasını önlemek ve güvenliklerini sağlamak için adamlarını Kulubey Şamahı'ya gönderdi. Tekeli ve Zulkadar kabilelerinden savaşçılardan oluşan Amir Bayram Han Garamanlı liderliğindeki ordunun avantgard müfrezesi, Koyun Örümü denilen yerde Kur Nehri'ni geçmek zorunda kaldı. Ancak Emir Nehri geçmenin mümkün olduğunu düşünmedi. İsmail, karşı kıyıya at sırtında yüzen ilk kişi oldu ve ardından bütün ordu nehri geçerek Şamahı'ya doğru yürüdü. Bu sırada İsmail ile karşılaşan Seki hükümdarının birlikleri bozguna uğradı. Şirvanşah Şamahı'dan ayrıldı ve iyi tahkim edilmiş Kabala Kalesi'ne gitti. Ancak İsmail Şamahı'ya girdiğinde tüm nüfusun şehri terk edip dağlarda saklandığını öğrendi. Birkaç gün Şamahı'da kaldıktan sonra İsmail, Şirvanşah'ın askerleriyle Buburt Kalesi'nin yakınındaki ormanda kamp kurduğunu öğrendi. İsmail, düşmanın peşinden gitmeye karar verdi, ancak onu orada bulamadı. Şamahı'nın ele geçirildiğini öğrenen Faruk Yasar, Gülistan Kalesi'ne çekilmeye karar verdi. Ancak o kaleye ulaşamadı ve İsmail ve ordusu onu Cabani denen yerde karşıladı. İsmail 7000 süvari birliğinin başında Faruk Yasar'ın 20000 süvari ve 6000 piyadeden oluşan birliklerini mağlup etti ve Şirvanşah bizzat kaçtı. Şirvanşah birliklerinin hayatta kalan kısımları Gülistan Kalesi'ne çekildi. Kızılbaş pek çok malı ve sığırı yağmaladı. Şirvanşah at sırtında Buburt Kalesi'ne koşmaya başladı. Ancak Kızılbaş ordusu, Gülistan Kalesi'nin yakınında ona saldırdı. Şah Gedya adlı bir Kızılbaş Şirvanşah'ı at sırtından sürükledi ve kafasını keserek İsmail'e getirdi. Şirvan'ın tutsakları Faruk Yasar'ın cesedini tanıdı ve gömdü. Faruk Yasar yenilip öldürüldükten ve Şamahı yakalandıktan sonra İsmail, babası ve büyük babasının intikamını almak için aldığı tüm tutsakları öldürdü. Kızılbaşlar zaferlerini doğrulamak için öldürülenlerin başlarından bir kale inşa ettiler. Savaş ganimetleri Kızılbaş ordusu tarafından ele geçirildi ve dağıtıldı. İsmail 3 gün savaş alanında kaldı, ardından Şamahı'ya döndü ve şehir yetkilileri tarafından saygıyla karşılandı. Faruk Yasar'ın oğullarından biri, savaştan kurtulan Şeyh İbrahim, Hazar kıyısındaki şehrin o kasabasına geldi ve babasının ordusundan sağ kalanları toplamaya başladı. Ancak Hatim Bey, Kulafa'nın yürüyüşünü duyunca gemilere binip Gilani'ye doğru yola çıktı. İsmail, Şeyh'in ardından birkaç gün sonra Şahrinol'dan ayrıldı ve 1500-1501 kişini geçirmek için Mugan'daki Mahmudaba'ya doğru yola çıktı. İsmail'e Bakü halkının Safevilerin temsilcilerine itaat etmeyi ve haraç ödemeyi reddettiği söylendi. Bu durumda İsmail, Bakü'nü ele geçirmeleri için Muhammed Bey Ustajlı ve İlyas Bey Hunuslu'yu gönderdi. Komutanlarının kaleyi ele geçirme girişimlerinin başarısızlığını gören İsmail, 1501 ilkbaharının başlarında ana kuvvetleriyle Mahmudabad'dan Bakü'ye hareket etti.
Emirlerin eşliğinde şehre yaklaşan İsmail, surları, kuleleri, kapıları ve hendeyi tek tek inceledi. Kaleye yapılan saldırının zorluklarla dolu olacağını ve kayıplara yol açabileceğini anlayan Safeviler, Bakü halkıyla diyaloğa girerek onları şehri teslim etmeye ikna etmeye karar verdi. Kalenin savunmasına Faruk Yasar'ın oğlu Gazi Bey'in eşi önderlik ediyordu. İsmail, elçisini Gazi Bey ve karısına gönderdi. Büyükelçinin teslim olma talebine karşılık, Gazi Bey'in eşi onun infazını emretti. Bu durumda Bakü valisi Abulfat Bey, İsmail'in öfkesiyle tehdit ederek onu bu adımı atmaktan caydırmaya çalıştı. Ancak Gazi Bey'in eşi de Dargan'ın infazını emretti. İsmail daha sonra bazı savaşçılara kendileri için höyükler yapmalarını ve kuşatma altındakilere ateş açmalarını emretti. Kısa bir kuşatmanın ardından İsmail, 1501 baharında Bakü'yü ele geçirdi. Şirvanşah'ın birliklerinin hayatta kalan kısımları Gülistan Kalesi'ne çekildi. Bakü'nü ele geçirdikten sonra İsmail, Gülistan Kalesi'ni ele geçirmeye gitti. Ancak kısa süre sonra Gülistan kuşatmasından çıktı. Emirlerine bir rüyada imamdan emir aldığını ve Akkoyunlu Alvand'la savaşmaya gittiğini söyledi. Efsaneye göre İsmail, Kızılbaş emirlerini istişare halinde topladı ve onlara sordu, ne istiyorsun, Azerbaycan tahtı mı, Gülistan kalesi mi? Oy birliğiyle Azerbaycan'ı tercih ediyorlar.